Şimdi yeleği ön taraflardan başlayacağız. Önce e, kendinize doğru böyle yeleği yatırdığınızda sağ taraf nasıl olacak onu anlatacağım size. Şimdi benim kullandığım ip nako vizon simli. Bütün iplerin arkasında kaç numarayla e, örmeniz gerektiği yazar. Bakın burada da 4,5-5,5 numarayla örülebileceği yazıyor. Ben 6 numara kullanıyorum şişimi. E, 38 beden için ön taraflara 42 tane ilmek e, atıyorum. Bedeninize göre 5-5 büyütebilirsiniz yani 40 beden için 47 tane e, ya da 4-4 büyütün bence e, 46 tane 42 beden için 50 tane e, 44 beden için de 54 tane ilmek atabilirsiniz benim gibi 6 numara şiş kullanıyorsanız şiş numarası küçüldükçe ilmek sayınızı arttırmanız gerekiyor İpiniz daha ince ise verdiğim rakamlardan biraz daha fazla ilmek atmanız gerekecek şimdi Klasik ilk sıramıza bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde lastik örerek başlıyoruz. Dediğim gibi e, yeleği karşınıza aldığınızda bu şu taraftaki sağ taraftaki bölüm üzerinize giydiğinizde de sol tarafınızdaki bölüm olacak. E, şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi bakın. E, Son ilmeğiniz neyse burayı örerken son ilmeğiniz diyelim ki düz arkada ters olarak başlıyorsunuz ki lastik düzgün ilerlesin. Gördüğünüzü örüyorsunuz. Bakın şimdi ne geliyor? Burada ters örgü geliyor. Ters örüyorum. Düz geliyor. Gördüğünüzü örüyorsunuz bir üst sırada. Gördüğünüzü örerek devam ettiğinizde lastik örgüde şaşırmazsınız. Bakın düz örgü görüyorum burada. Düz örüyorum. Ters gördüğüm yeri ters, düz gördüğüm yeri ter düz örerek toplamda 10 sıra kadar lastik öreceğim. Sonra e, yaka şeridini anlatacağım. Yani yukarıya çıkarken bir e, kemer oluşturacağız. Ön kısımda bir şerit oluşturacağız. Onu nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Şimdi bu şekilde 10 sıra lastiğimizi örelim. 10 sıra ördüm. Şimdi ilk sırama geçiyorum. Yeleğe başlarken düz örgü olarak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Hepsini örmeyeceğim. Sıranın sonunda 2 4 6 tane ilmeğim kalıyor. Bunları ilkini ters, ikincisini düz, ters, düz, ters düz. Bu bizim ön sıra metodumuz. Arka sıra metodumuz da şöyle olacak. İlk ilmekleri hep örmeden alalım. Lastik ördüğümüz kısmı yine arkada gördüğümüz gibi ters, düz, ters, düz şeklinde 6 tane lastik örüyorum yine. Bakın 6 tane lastiği ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra 5 tane lastik olarak ördüm. İpi öne alıp geri kalan bölümünü sıra sonuna kadar ters örüyorum. Bu da bizim arka sıra metodumuz. Şimdi bunu kol kesme bölümüne gelene kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ön yüzü düz örgü örerek başlayıp son 6 tane lastik öreceğiz. Arka yüzde de ilk 6 tane lastik olacak ama bu 6 tanenin ilkini örmeden alın kenar düzgün gözüksün. Ee, geri kalan kısmını da şimdi ördüğüm gibi ters örgü olarak öreceğiz. Bu ön yüz ve arka yüz metodunu tekrar ederek kol kesme bölümüne kadar ilerleyeceğiz. Kaç sıra geldiğini söyleyeceğim. Evet belli bir uzunlukta ördüm. Kaç sıra ördüm? E, 55'e yakın ördüm ben. 55 sıra yakın. Eğer boyunuz 1.55, 1.62 ya da 63 aralığındaysa bunu e, daha da kısa yapabilirsiniz. Yani 2-3 sıra daha az yapabilirsiniz. Uzun boyluysanız 55 sıra uygundur. Şimdi kolu açmaya geleceğiz. Yakadan önce kolu açacağız. Şöyle yapıyoruz kol için. Düz tarafındayım örgümün ön yüzündeyim. Bir düz bir ters bir düz bir ters. Bu kol şeridimiz. İpi geriye atıyoruz ve dört tane lastik ördükten sonra sonra gelen iki tane ilmeği düz şekilde kesiyoruz. İkisini birlikte ördük. Sıra sonuna kadar normal şekilde gidelim. Böyle sıra sonuna kadar normal şekilde geliyoruz. Buradaki lastiğimizi de altı tane örüyoruz. Ve döneceğiz. Arka yüze döneceğiz. Bakın ön yüzü bu şekilde ördüm. Bitirdim lastikle. Döndüm. Yine altı tane lastiği ördüm. Ters örgümü yaptım. Sıra sonunda 6 tane ilmek kaldı. Bunların dört tanesi az önce ördüğümüz lastik örgüydü. Önündeki iki tane ilmeği de birlikte örüyoruz. Kolda hem gelişte hem gelişte birer birer kesiyorum. Aslında kola lastik örmenin tekniği daha farklı ama burada kolay bir yelek yapmaya çalıştığımız için en pratik halini anlatıyorum kesme işleminin. E, tabii ki şerit örmenin daha farklı bir tekniği var ama o biraz kafa karıştırıcı yani özellikle örgüye yeni başlayanlar için çok zor olabilir. Ben en pratik yöntemini anlatıyorum size şimdi. Kolda hem ön yüzde hem de arka yüzde 4 lastikten hemen önce ilk ilmeği örmeyebilirsiniz lastikte. Bakın yine lastiği 4 tane örüyorum ön yüzde de. E, lastikten önce ve sonra kesim işlemini yapıyoruz. Bakın ön yüzdeyim. 4 tane lastiği ördüm. Kol, kol altı ve sonraki 2 tane ilmeğimi keserek gidiyorum. Kaç defa yapacağım bunu? Ön yüz metodumuz bu. Arka yüz metodunu da az önce yaptık. Kol kesmeyi tam 7 kez tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de e, bu sefer yaka açmaya başlayacağız. 7 kez 7, toplamda 7 ilmek kolu keselim gidip gelelim sonra da yaka açma işlemini göstereceğim. Toplam 7 tane eksiltme yaptım kol için burada. Ee, bu arada kol altını ölçerken e, kolunuzun altından iki parmak aşağıda kalması gerekiyor yeleklerde, süeterlerde kolunuzun rahat hareket edebilmesi için. Çok kolunuzun dibinden ölçü almayın üzerinizde ölçü alacaksanız. Yani bundan sonrası şuraya kadar olan uzunluk geniş olsun ki kolunuzu rahat hareket ettirebilirsiniz. Şimdi yedinciyi kestim. Ön yüzdeyim. Düz örgü yaparak geliyorum. Artık yakayı açacağım. Bakın şimdi 8 tane ilmek kaldığında çünkü 6 tanesi de bizim lastiğimizdi ön şeritte. 8 tane ilmek var şu anda. 2 tane düz örgü olan ilmeği örüyorum birlikte. Sonraki 6 ilmeğimizi de her zaman olduğu gibi lastik örerek bitiriyorum. Bu ön yüz metodumuz yakayı keserken. E, düz örgüyle başlayıp lastiğe doğru gelirken lastikten önceki 2 tane ilmeği kesiyorum. Arkaya döndüğümde de bundan sonra ne yakada ne de e, kol kısmında herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Arka yüze şöyle devam ediyorum. Başlarken 6 tane lastik örgümü örüyorum. Arada bakın hiç eksiltmeler yok yakada. Arayı hiç eksiltme yapmadan komple ters örgü yapıyorum. Bu şekilde komple ters örgümü yaptım. Sıranın sonundaki 4 tane kol şeridine oluşturan lastiği örüyorum. Hiç eksiltme, artırma, hiçbir şey yok ve dönüyorum ön yüze tekrar. Ön yüzde yine lastik örerek başlıyorum. İlk 4 tane ilkini örmeden alıyorum. Geri kalan 3 taneyi lastik olarak örüyorum. Sonra düz örgü yaparak ilerliyorum. Ön yüz metodumuzu anlatıyorum. Bundan sonra yakayı eksiltme şeklimiz böyle olacak. Evet, ön yüzdeyim. Bakın 8 tane ilmek kaldı. Bunun 6 tanesini lastik örgümüz oluşturuyor. Öndeki 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yakayı hafif eğimli olarak sağa doğru açmaya başlıyoruz. Şimdi bundan sonra bu yaka eksiltmelerine kaç sıra devam edeceğiz? Onu anlatayım size. 42 ya da 44 ilmekle başladınız. Bedeninize göre değişti. Ben mesela diyelim ki 42 ilmekle başladım. Burada 7 tane eksiltmeyi yaptım kol için. Burada da yaka için toplamda 13 kez eksiltme yapacağım. Yani toplam ilmek sayımda 20 tane eksilmiş olacak. 20 tane eksilteceğim ve bitireceğim. 20 tane eksiltmeyi yaptıktan sonra burada geriye kalan kısmı ön yüzde ve arka yüzde hiç eksiltme yapmadan devam edeceğim. Çünkü yakadan biraz daha eksiltmeye devam edersem içeriye doğru omuzda çok düşük bir pay kalır. O da çirkin durur. Burada 13 kez eksitmeyi yaptıktan sonra Artık bir daha hiç eksiltme yapmadan ön yüzü ve arka yüzü normal şekilde örmeye devam edin bitene kadar. Dediğim gibi koldan itibaren şuradaki mesafeyi, omuza kadar olan mesafeyi de biraz geniş tutun. Yeleklerde ve süeterlerde ki kolunuz rahat hareket edebilsin. E, 13 kez buradan eksilteceğim. Sonra e, hiç eksiltme yapmadan tekrar örmeye devam edeceğim omuza gelene kadar. Üzerinizde ölçerek gideceksiniz. E, ben birazdan kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size. E, şimdi bu şekilde devam edelim. Evet ben bitirdim. Bakın şuradan itibaren e, daraltmayı yani e, ilmekleri küçültmeyi bıraktım. Düz ördüm buradan sonrasını. Başlangıçları 6 ilmek ters. Sonlara da 4 ilmek pardon 6 ilmek lastik. Sonra da 4 ilmek lastik yaparak koldan yukarı çıktım. Ve şuradan itibaren hiç eksiltme yapmadım. Şimdi bu ölçü ne kadar buradan buraya kadar? Bir karış biraz daha fazla ama herkesin işte kol altı ve omuz ölçüsü boyuna göre kilosuna göre farklı olacağı için üzerinizde deneyerek gidin dediğim gibi kol altından da biraz pay bırakın ki kolunuz rahat hareket edebilsin sağ tarafı kestikten sonra şimdi sıra sol tarafta yeleğimizin ee, sol kısmı yani şöyle şu şekilde düşündüğünüzde sol tarafı nasıl keseceğiz ona bakacağız yine aynı sayıda ilmekle aynı sayıda lastik örerek 10 sıra kadar örerek başladık. Şimdi şöyle yapacağız. Düz. İlk ilmekleri örmeden alıyorsunuz ama ben şimdilik ördüm. Bu burada gösterme amaçlı ters. Düz. Ters. Düz ters olarak 6 tane lastiğimizi ördükten sonra ön yüzde olduğumuz için tüm sırayı düz olarak örüyoruz bakın Burası sol tarafta önce lastiği örüyoruz sonra geri kalan kısmı düz olarak sıra sonuna kadar gidiyor düz örgü olarak devam ettim dönüyorum arka sıraya yine ters örgü olarak başlıyorum devam ediyorum Son 6 ilmek kaldı bakın. 2 4 6 ilmeğim. Onları düz ters düz ters düz ters lastik örgü olarak devam ettim. Döndükten sonra yine ilk ilmeği örmeden aldım. Lastik örüyorum 6 tane tekrar ters düz ve ters. Şimdi bunu böyle e, yaka açmaya devam edene kadar, gelene kadar devam ettireceğiz. Yakayı ne zaman açacağız onu birazdan söyleyeceğim. Başlangıçları başlarken 6 tane lastik örüyoruz. Arkaya döndüğümüzde ters örgü yapıp son 6 tanesini tekrar yine lastik örgü olarak devam ettireceğiz. Evet bakın burayı lastik olarak ördüm. Burayı normal şekilde ilerledim. Hep lastik olarak gittik burayı. Şimdi artık kol kesme bölümüne geldik. Kolu nasıl kesiyoruz? Tıpkı diğer tarafta olduğu gibi 55 sıra ördüm. Önce kolumuz için lastiği öreceğiz. Ters, düz, ters ve düz. 4 tane örüyorum. Bunu 6 da yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Sonrasında bu iki taneyi kestim ve ilerliyorum. İlerliyorum. Buradaki sıra sonunda da yine lastiğimi örüp bitireceğim. Tekrar ön yüze döndüm. Baştaki 6 tane lastiği örüyorum. Düz, düz, ters, düz ve ters. Tekrar düz örgü örerek e, bir miktar ilerleyeceğim. Sıranın sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bu düz örgü olan iki tane ilmeği beraberce örüyorum. Sonrasında ters, düz, ters ve düz olarak lastiğimi örerek çıkıyorum. İlkini örmeden alacağım. Lastiği dört tane örüyordum. Lastiği ördüm. Kol kısmının lastiğini tekrar yine kol eksiltmemi yapıyorum burada. bir sıra sonuna kadar gidiyorum. Bu eksiltmeleri tıpkı diğer kolda yaptığımız gibi 7-8 kez tekrarlayarak kolu kol tarafından 7-8 ilmek eksiltmiş olacağız. Böyle yavaş yavaş burası eksilmiş olacak. Toplamda 7 sıra boyunca eksiltmelerimizi yaptığımız kolumuzdan sonra artık yakada eksiltmelere başlayacağız. Tıpkı diğer parçada yaptığımız gibi önce yakamızı öreceğiz. Bu şekilde. Sonra 6 tane lastiği ördükten sonraki 2 tane ilmeği içeriye alıyoruz. Diğer parçada, diğer ön parçada ne şekilde eksiltme yaptıysak, eksiltme metodumuz neyse yakada, burada da aynı sadece yön farkı var. Bundan sonra kolda hiç eksiltme yapmıyorsunuz. Toplam 7 tane ilmeği zaten eksilttiniz. Çok fazla eksiltirseniz yukarıda omuza geldiğinizde çok küçük bir pay, parça kalmış olur. O da hoş durmaz. O yüzden bu kadar eksiltme yapmak yeterli kol tarafında kolumuzu sıra sonunda normal 4 tane lastik örerek bitiriyoruz. Artık burada bakın hiç eksiltme yapmıyorum. 4 tane lastiği örüp 3 ve 4 dönüyorum. Döndüm. Buradan tekrar 4 tane lastik örerek başlıyorum. Hiç eksiltme yok bundan sonra. yakaya doğru yine bu sırada arka yüzlerde bundan sonra hiç eksiltme yapmıyoruz. Yakayı yukarıya doğru diğer tarafta kaç tane eksilttiysem bu tarafta da bu parçada da yakada aynı sayıda ilmek eksilterek yukarıya çıkacağım. Kaç sıra boyunca eksilttiyseniz burada da aynı şekilde eksilteceksiniz. Arkada ne yakada ne kolda hiçbir eksiltme yapmadım. Ön yüze döndüm. Buradaki 6 tane lastik olan bölüm bölümü örüyorum. 5 6 ve tekrar eksiltmelerime devam edeceğim. Şöyle içinden geçirerek benim gibi örüyorsanız sol kanatta şuradan içinden geçirerek yaparsanız buradaki görüntü daha düzgün olur. Sıra sonunda da hiç eksiltme yok bundan sonra. Bu metotla yakayı sola doğru açarak ilerleyeceğiz. Sağ tarafta kaç ilmek eksiltiysek burada da o kadar eksilterek gideceğiz. Şimdi arka tarafı nasıl ördüm? Bakın buradan ön tarafın bir kısmını diktim. Burada diktim bir tarafı. Ee, diğer tarafı daha henüz dikmedim. Şimdi onu anlatayım. Yine aynı sayıda ilmek, pardon, aynı sayıda lastik örerek başlıyorsunuz. Önde e, kaç ilmekle başladıysanız onun iki katı kadar başlayacaksınız arka tarafı. Ya iki katından 2-3 ilmek eksik olabilir. Al, arka taraf çünkü biraz daha dar örülür genelde ama e, iki katı kadar başlasanız da sorun yok. Mesela önde 45 ilmek attıysanız arkaya 90 ilmek yapacaksınız. 42 ilmek attıysanız arkayı 84 ilmek yapacaksınız. İki katı kadar başlayarak e, devam edebilirsiniz. Kollara gelince kolları da yine aynı teknikle kestim. Buradan 7 tane azaltarak ilmek sayısını buradan da yine 7 tane azaltarak kol altlarını Yapmış oldum Yukarıya kadar dümdüz gittim Dümdüz kestim yukarıyı Yaka oyuntusu açmadım Çünkü o başta başına bir iş Dolayısıyla orada problem çıkabilir Anlamayanlar olabilir diye En pratik şekliyle anlatmaya çalıştım Düz kestim arka tarafı Kol altında da şöyle başladık Şimdi düz tarafta Önce 4 tane lastik yaparak Bir tane ilmek kestim Sonra ilerledim Burada da 6 ilmek kaldığında 2 tanesini kestim. Geri kalanını yine 4 tane lastik olarak ördüm bu tarafta. Sonra dönüşlerde arka tarafa geçtiğimde 4 lastik yapıp 1 tane kestim. Ee, tekrar buraya arkaya geldiğimde arkadan geldiğimde yine haroşa örgülerden sonra 6 ilmek kaldığında 2 taneyi kesip sonrasında da 4 tane lastik olarak devam ettim. 7 ilmek buradan 7 ilmek buradan azaltarak kol oyuntusunu oluşturdum. Yukarıya yine lastik olarak çıktım. Başlangıçları ve sonu 4 lastik burada. 4 lastik burada şeklinde. Yukarıyı da dümdüz kestim. Şimdi dikişe gelelim. Evet dikişi nasıl yapıyorsunuz? Önce omuzları birleştiriyorsunuz. Sonra da yanları kol altından hemen. Böyle bakın kolu bayağı geniş bıraktım. Kulu dikiyorsunuz her iki taraftan da böylece yeleğiniz hazır olmuş oluyor. Buralara düğme dikip e, giderken ilik de açabilirsiniz. Sonradan tığla zincir örüp o şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben düğmesiz yapmayı tercih ettim. İlik açma videosu zaten kanalımda var. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.